Herkese merhaba. Ben Alparslan Hoca. İsmim Alparslan Demir. Yeni bir Fransızca videosu ile karşınızdayım. La négation en français yani Fransızcadaki olumsuzluk yapılarını tek tek çalışıyoruz. Bu videoda ne, ni, ni yapısını çalışıyoruz. Türkçe'ye ne onu, ne onu gibi bir karşılık veriyor. Bir tane cümle üzerinden giriş yapalım. Je n'aime ni le thé ni le cafe. Ben ne çay ne kahve severim. Şimdi gördüğünüz gibi cümle olumlu bitiyor. Ancak verdiği anlam olumsuz. Ne ni ni negasyonu diğer olumsuzluk yapılarından birazcık farklı. O yüzden öğrenciler karıştırıyor. Bu videoda konuyu çok detaylı bir şekilde ele alıyoruz, çalışıyoruz. Ayrıca örnek cümleler ve cümle tercümeleri ile iyice pekiştiriyoruz. Pek tabi dikkat etmemiz gereken ayrıntıları var. Onları da ele alıyoruz. Haydi başlayalım. La negasyon ne ni ni. Bu bir olumsuzluk yapısı. Cümle yapısal olarak olumlu, anlam olarak olumsuz olur. Buna yıldız atalım. Ben ne çay ne kahve severim. Bu cümle üzerinden gidelim. Dikkat ederseniz cümle ben ne çay ne kahve sevmem ya da sevmiyorum diye bitmiyor. Cümle severim diye bitiyor. Yani olumlu bitiyor. Ancak verdiği anlam olumsuz. Buradaki ne o ne o kısmı anlamı olumsuz yapıyor. Ve ya da bağlaçlarının olumsuz hali gibi düşünebiliriz. Ben çay ve kahveyi çok severim. Burada V bağlacı var. Olumlu bir cümle. Çayı ya da kahveyi çok severim. Burada bağlaç var. Olumlu bir cümle. Ya da bir soru cümlesi düşünelim. Acaba çayı ve kahveyi çok içer misin? Şimdi bu soru cümlesine Fransızcadaki farklı olumsuzluk yapılarıyla cevap verebilirdik. Ya da bu cümleleri farklı olumsuzluk yapılarıyla olumsuz yapabilirdik. Ama ne ni yapısını kullanarak pek tabi iki tane öğe varsa ya da daha fazla öğe varsa cümleyi olumsuz yapabiliriz. Ya da soru cümlesine olumsuz cevap verebiliriz. Ben çayı ve kahveyi çok severim. Ben ne çayı ne kahveyi severim. Çayı ya da kahveyi çok severim. Ben ne çayı ne kahveyi severim gibi düşünelim. Şimdi detaylandırarak devam edeceğiz. Nö nini bir olumsuzluk yapısıdır. Nö nini bir kalıp ifade vesaire değildir. Olumsuzluk yapısıdır. Cümlelerin Türkçesi olumlu bitmelidir. Ben ne çay ne kahve sevmem diye bitmez cümle. Aynı örnek cümle üzerinden gidiyoruz. Ben ne çay ne kahve severim diye biter. Bakın olumlu bitiyor. Ancak cümlenin verdiği anlam olumsuz. Nö'den sonrası pa, plü, jame gibi farklı olumsuzluklarla birleşmez. Şöyle düşünün. Je pa, pas, ni, öte, ni le te, ni gibi bir cümle olmaz. Ya da je n'aime plus, ni le te, ni le gibi cümle olmaz je n'aime ni le thé ni le şeklinde gider. Öğrencilerin her zaman karıştırdığı iki şey var. Bakın şuraya bir yıldız atalım. Birincisi şu cümle içinde nö'yü gördünüz. Hemen bu cümle olumsuz bir cümledir diye düşünmeyin. Zira nö'kü yapısı var. Nökö la restriksiyondur. Yani kısıtlama ifadesidir. Ve Türkçe'ye sadece karşılığını verir. Bir olumsuzluk yapısı değildir. Nökö'yü bir videoda size çok detaylı bir şekilde anlattım. İzleyip çalışabilirsiniz. İkincisi şu. Nö'yü gördünüz ve cümle olumsuz bir cümle. Cümlede bir tane olumsuzluk olabilir nö'den sonra. Mesela nöpa plü gibi bir cümle olmaz. Ya da nö'den sonra ni var, ni var, pa var. Hepsi bir arada olmaz. Nö'nün sabit olduğunu sonrasında bir tane olumsuzluk yapısı geldiğini düşünün. Nö, ni, ni farklı olumsuzluklarla birleşmez. Zaten kendisi cümleyi olumsuz yapar. La negasyon, nö, ni'nin kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken şeyler var. Olumlu cümledeki artikeller an, ün, de, dü, de, la, dö, de, le üstten virgül olumsuz cümlede kullanılmaz. Bir yıldız atalım. Şöyle bir cümle düşünelim. et e dekreo. Benim bir çantam ve kalemlerim var. Burada an belirsiz artikeli var. Burada da de belirsiz plüryel artikel var. Yani çoğul bu cümleyi nö, ni, ni ile olumsuz yaparsak Je ne ni sac ni crayon dememiz gerekir. Benim ne çantam ne kalemim var gibi düşünelim. Pek tabii benim ne çantam ne kalemlerim var demeyiz Zira olumsuz cümlede çoğul olmaz. Olmayan bir şeyi çoğul kullanamayız. Yani buraya bir çoğul eki getirmemizin bir mantığı yok. Şöyle düşünün. Birisi bize senin araban var mı diye soruyor. Cevap verirken benim iki tane arabam yok demeyiz. İki arabam yok. Olmayan bir şeyi çoğul söylemenin bir mantığı yoktur. Benim arabam yok deriz. Aynı mantık burada da geçerli. Olumsuz cümlede çoğul olmaz. Sahip olmadığımız bir şeyi çoğul olarak söyleyemeyiz. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir başka şey La negasyon nö ninin kullanımı ile ilgili olumlu cümleyi olumsuz cümle haline getiriyoruz. Şöyle düşünün. Olumlu cümledeki belirli artikeller lö la l üstten virgül le, mülkiyet sıfatları işaret sıfatları değişmez. Şimdi mülkiyet sıfatları lezajektif, ajektif sıfat demek. Posesif, kim mülkiyet sıfatlarını bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. İzleyip çalışabilirsiniz. İşaret sıfatları, lezerjektif, demonstratif. İşaret sıfatlarını da bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu da izleyip çalışabilirsiniz. Cümleyi olumsuz yaptığımızda atılmaz aynı kalır. Şöyle bir olumlu cümle düşünelim. el kafe, ben çayı ve kahveyi severim. Bu cümleyi olumsuz yaparken Je n'aime ni le thé ni le café. Ben ne çay ne kahve severim dememiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi belirli artikeller aynı kaldı atmadık. Şunu da ekleyelim belki karıştıran olur. Biz burada neden j'aime du thé ya da j'aime du café demedik. Yani neden artık partitif kullanmadık da j'aime le j'aime dedik. Çok kolay. Beğeni belirsen cümlelerde eme fiili beğeni belirtiyor. Sevmek. Artik partitif kullanmayız. Artikle ile defini kullanırız. Yani bunları bakın. Şimdi devam edelim. Şöyle bir soru cümlesi var. Eski tiyem sökertiye e tevazen. Bu mahalleyi ve komşularını seviyor musun? Sen şahıs zamirine yöneltilmiş bir soru cümlesi. Buradaki sö işaret sıfatı, buradaki t mülkiyet sıfatı. Hemen şöyle yazalım. Sö işaret sıfatı, t mülkiyet sıfatı. Şimdi bu soru cümlesine olumsuz cevap vermek istiyorum ve nö nini yapısını kullanmak istiyorum. Je n'aime ni ce quartier ni mes demem gerekiyor. Ne bu mahalleyi ne komşularımı seviyorum, severim gibi düşünebiliriz. Sö işaret sıfatı kaldı değiştirmedik. Ayrıca M mülkiyet sıfatını kullandık. Peki neden M'ye dönüştü? Soru cümlesinde T diye soruluyor. Yani sen şahıs zamirine yöneltildiği için soru. Sen bu mahalleyi ve komşularını diyoruz cevap verirken ben bu mahalleyi ve komşularımı diye cevap veriyoruz. Ama mülkiyet sıfatı ve işaret sıfatı kaldı. Değiştirmedik, atmadık. La negasyon, ne, ni, ni yapısının kullanımı ile ilgili dikkat etmemiz gereken bir başka şey. La de la negasyon, ne, ni, ni. Yani cümle içindeki yeri Cümle içinde olumsuzluk yapısı nö, ni, ni'nin kullanımı çok kolaydır. Önce süje geliyor. Yani cümlenin öznesi. Hemen yanına nö'yü getiriyoruz. Daha sonra verb, bir tane fiil, sonra ni, sonra infinitif yani mastar halinde bir fiil, sonra ni, sonra yine infinitif mastar halinde bir fiil gelebilir. Örnek bir cümle üzerinden gidelim. Örnek bir cümle üzerinden gidelim. Je şahıs zamiri cümlenin öznesi. Hemen yanına nö'yü getiriyoruz. Sonra çekilmiş bir fiil var. Bu fiil cümlenin öznesi yani je şahıs zamirine göre ve cümle hangi zamanda kurulmuşsa o zamanda çekilmiş fiil hemen yanına nö'yü getiriyoruz. Mastar olarak kalmış bir fiil sonra tekrar ni sonra tekrar mastar olarak kalmış bir fiil. Sonra da cümlenin kalan kısmı geliyor. Je ne veux ni te voir ni parler avec toi. Ben ne seni görmeyi istiyorum ne de seninle konuşmayı. Şunu unutmayalım. Şimdi Fransızca'da cümle yapısı süje, verbe, kompleman diye gidiyor. Yani cümlenin öznesi, çekilmiş fiil ve kalan kısmı diye. Bir cümlede şahıs zamirine, özneye bağlı olarak çekilmiş bir fiil varsa, sonraki fiil ya da fiiller çekilmez, mastar olarak kalır. Bu örnek cümlemizde, burada vuluvar fiili var, şuraya yazalım. Vuluvar istemek demek. Vuluvar fiilini je şahıs zamirine göre çektik. Bakın burada vuar fiili var, yani görmek, mastar halinde. Burada parle fiili var, konuşmak, o da mastar halinde. Yine nö ni ni olumsuzluk yapısının cümle içinde nasıl kullanılması gerektiğine devam edelim. Süje cümlenin öznesi. Hemen yanına nö'yü getiriyoruz. Sonra çekilmiş bir fiil. Fiilden hemen sonra ni, sonra bir tane isim, sonra ni, sonra yine bir tane isim gelebilir. Hemen bir örnek cümleyle bakalım. Je şahıs samiri cümlenin öznesi. Hemen yanına nö'yü getirdik. Sonra cümlenin öznesine göre yani je şahıs zamirine göre çekilmiş bir fiil. Sonra ni. Sonra bir tane isim. Sonra yine ni. Sonra bir başka isim gelebilir. Le te ve le kafe isim. Cümleyi bir okuyalım. Je ni le ni le kafe. Ben ne çay ne kahve severim biraz önce yazdığımız kolay örnek üzerinden gidiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane fiil değil, iki tane isim geldi ve cümlenin Türkçesi olumlu bitti. Ancak verdiği anlam olumsuz. Yine Laplace de la negation ne ni ni yani olumsuzluk yapısının cümle içinde kullanımı ile ilgili öğrenmemiz gereken şeylere devam edelim nö ni ni cümle içinde yeri değiştirilerek ni ni nö şeklinde de kullanılabilir. Şöyle düşünün. Önce ni geliyor. Sonra bir tane isim. Sonra tekrar ni. Sonra bir tane isim. Sonra nö geliyor ve daha sonra fiil geliyor. Ni ile profesör. Ni ile zetüdyen. Nem set petit bibliotek de l'école. Şimdi bu cümleye bir bakalım. Öncelikle ni var. Sonra bakın ni ile profesör derken burada bir çoğul isim var. Sonra ni. Sonra bir başka isim. Sonra nö. Sonra çekilmiş fiil. Daha sonra da cümlenin kalan kısmı geliyor. Ne öğretmenler ne de öğrenciler okulun bu küçük kütüphanesini seviyor ya da seviyorlar. Yeni cümlemiz pek tabii olumlu bitti ama verdiği anlam olumsuz. Zaten olumsuzluk yapısının bu şekilde kullanımına yönelik pek çok örnek cümlede yapacağız. Şimdi örnek cümlelere geçelim. Örnek cümleler cümle tercümeleriyle konuyu iyice pekiştirelim. Je n'aime ni le thé, ni le café, je préfère boire de l'eau. Ben ne çay ne kahve severim, su içmeyi tercih ediyorum. Önce je şahıs zamirini getirdik. Hemen yanında nö var. Sonra çekilmiş fiil. Sonra ni. Sonra bir tane isim. Sonra tekrar ni. Sonra bir başka isim. Ve cümlemizin Türkçesi olumlu bitiyor. Ancak verdiği anlam olumsuz. Je n'aime ni ce quartier ni mes voisin. Je veux déménager à un autre quartier le mois prochain. Ne bu mahalleyi, ne komşularımı seviyorum. Önümüzdeki ay başka bir mahalleye taşınacağım. Önce Je şahıs zamiri, yani cümlenin öznesi. Sonra Nü, sonra çekilmiş bir fiil. Sonra Ni, bir tane isim ama ismin başında bir işaret sıfatı. Sonra Ni, bakın burada bir isim ama ismin başında mülkiyet sıfatı. İşaret sıfatı ve mülkiyet sıfatını cümleye olumsuz cevap verirken atmıyoruz. Cümlenin Türkçesi ne bu mahalleyi ne komşularımı seviyorum. Yani cümlenin yapısı olumlu ancak verdiği anlam olumsuz. Je ne veux ni te voir ni parler avec toi parce que tu m'as rendu très triste. Ne seni görmeyi istiyorum ne seninle konuşmayı. Çünkü sen beni çok üzdün. Şimdi bu cümleye bakalım. Yine jö şahıs zamiri var ve cümlenin öznesi. Sonra nö. Sonra çekilmiş bir fiil. Sonra ni. Çekilmiş fiil. Tekrar ni. Sonra yine çekilmiş bir fiil. Ve cümlenin kalan kısmı geliyor. Burada bir tane pronom kompleman var. Şöyle yazalım. Lü pronom kompleman. Öğrencilerin çok karıştırdığı bir konu bu. Le pronom kompleman tamamlama zamirleri konusunu bir videoda çok detaylı bir şekilde anlattım. O videoyu izleyerek çalışabilirsiniz. Buradaki te pronom komplemanı Türkçe'ye seni karşılığını verdi. Ayrıca cümleyi şuradan bölersek yani pars günün öncesinden Türkçesinde de şuradan bakalım. Gördüğünüz gibi cümle yapısal olarak olumlu verdiği anlam olumsuz. Şimdi buradaki örnek cümleleri ve cümle tercümelerini tekrar bir okuyalım. Je n'aime ni le thé ni le café. Je préfère boire de l'eau. Ben ne çay ne kahve severim. Su içmeyi tercih ediyorum. Je n'aime ni ce quartier ni mes voisins. Je vais déménager à un autre quartier le mois prochain. Ne bu mahalleyi ne komşularımı seviyorum. Önümüzdeki ay başka bir mahalleye taşınacağım. Je ne veux ni te voir ni parler avec toi parce que tu m'as rendu très triste. Ne seni görmeyi istiyorum ne seninle konuşmayı çünkü sen beni çok üzdün. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Je n'ai ni sac ni crayon, je les ai oubliés. Benim ne çantam ne kalemim var, onları unuttum. Şimdi bakın Yine je şahıs amiri, cümlenin öznesi. Hemen yanında nö var. Sonra çekilmiş bir fiil. Sonra ni. Sonra bir tane isim. Sonra tekrar ni. Sonra bir tane isim geliyor. Şuradan bölelim. Cümlenin Türkçe'sinde şuradan bölelim. Burada ne var? Bir tane pronom kompleman var. Şuraya çıkartalım. Le pronom kompleman yani tamamlama zamiri. Le var. Türkçe onları karşılığını veriyor zaten burada. Onları derken neyi kastediyoruz? Çanta, kalemi kastediyoruz. Zaten cümlede pronom kompleman kullanabilmemiz için öncesinde pronom kompleman ile gönderme yapabileceğimiz bir nesne olması gerekiyor. Ayrıca gördüğünüz gibi cümlenin Türkçesi olumlu bitiyor. Cümle yapısal olarak olumlu, anlam olarak olumsuz. Hemen farklı bir örneğe bakalım. Ni le profesör, ni les étudiants nem cette petite bibliothèque de l'école. La bibliothèque est vieille et en désordre. Bakın cümle ni ile başladı. Le profesör burada bir isim var, çoğul bir isim. Sonra tekrar ni ve yine çoğul bir isim. Sonra nö, sonra çekilmiş bir fiil ve cümlenin kalan kısmı geliyor. Yine şuradan ayıralım. Ne öğretmenler ne de öğrenciler okulun bu küçük kütüphanesini seviyor. Kütüphane eski ve düzensiz. Şuradan ayıralım. Cümlenin Türkçesi seviyor diye bitti. Yani yapı olarak olumlu ama verdiği anlam olumsuz. Je ne veux aller Bodrum ni Antalya setete. Bu yaz ne Bodrum'a ne Antalya'ya gitmeyi istiyorum. Şimdi şu şahıs zamiri cümlenin öznesi. Hemen yanına nö'yü getiriyoruz. Burada çekilmiş bir fiil var. Ni hemen onun yanına gelmiyor. Neden? Çünkü buradaki mastar olarak kalan fiil bulvara bağlı, çekilmiş fiile bağlı. Ni sonrasında bir tane isim, özel isim, sonra tekrar neyi? Yine bir özel isim ve bir zaman belirteci geliyor. Cümlenin Türkçesi istiyorum diye bitiyor bakın. Yani cümle yapısal olarak olumlu ama cümlenin verdiği anlam olumsuz. Şöyle düşünün. Ben gitmeyi istiyorum. Ne Bodrum'a, ne Antalya'ya bu yaz diye. Şimdi Buradaki örnek cümleleri de tekrar bir okuyalım. Je ne ni sac ni crayon, je les ai Benim ne çantam ne kalemim var, onları unuttum. Ni le professeur ni les étudiants nem cette petite bibliothèque de l'école. La bibliothèque est vieille et en désordre. Ne öğretmenler ne de öğrenciler okulun bu küçük kütüphanesini seviyor, seviyorlar. Kütüphane eski ve düzensiz. Je ne veux Bodrum ni Antalya cet Bu yaz ne Bodrum'a ne Antalya'ya gitmeyi istiyorum. Yine farklı örnek cümleler ve cümle tercümeleriyle devam edelim. Nous voulons ni parler sur ce sujet ni vous aider. Ne bu konu hakkında konuşmak ne size yardım etmek istiyoruz. Bakın Nu şahıs zamiri cümlenin öznesi. Hemen yanında nö var. Sonra çekilmiş fiil. Sonra ni. Hemen mastar halinde bir fiil var ve fiile bağlı olarak kalan bir kısım. Sonra tekrar ni. Sonra yine mastar halinde bir fiil var. Buradaki vu bir pronom kompleman yani tamamlama zamiri. Ayrıca buradaki sür ise bir prepozisyon. Buradaki sö bir işaret sıfatı. Selin ne ni travailler ni finir ce projet. Selin ne çalışabilir ne bu projeyi bitirebilir. Selin bir özel isim ve cümlenin öznesi. Hemen yanında ne var. Sonra çekilmiş bir fiil. Sonra ni. Mastar halinde gelen bir fiil. Sonra yine ni. Mastar halinde gelen bir fiil ve cümlenin kalan kısmı diye düşünebiliriz. Mon nem ni le ni le fromage. Oğlum ne süt seviyor ne peynir. Mon cümlenin öznesi. Hemen yanında ne var. Sonra çekilmiş fiil. Sonra ni. Sonra bir tane isim. Sonra yine ni. Ve yine bir tane isim geliyor. Gördüğünüz gibi cümle yapısal olarak olumlu ama verdiği anlam olumsuz. Bu cümlede de aynı şekilde ve bu cümlede yani cümleler yapı olarak olumlu ama anlam olarak olumsuz. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Ne voulons ni parler sur ce sujet ni vous aider. Ne bu konu hakkında konuşmak ne size yardım etmek istiyoruz. Céline ne peut ni travailler ni finir ce projet. Selin ne çalışabilir ne bu projeyi bitirebilir. Oğlum ne süt seviyor ne peynir. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Tu n'as ni dormir plus ni regarder la télé. Ne daha fazla uyumaya ihtiyacın var nedir televizyon seyretmeye. Tu şahıs zamiri cümlenin öznesi hemen yanında ''nö'' çekilmiş bir fiil var. Şöyle birleştirelim. Sonra ni, mastar halinde bir fiil var. Buradaki plü fiile bağlı. Sonra ni, sonra yine mastar halinde bir fiil var. Şunu ekleyelim. Cümlede geçen ifade avoir besoin de avoir besoin de quelque chose de kerken, ya da de fer olabilir. Yani bir şeye birine ya da bir şey yapmaya ihtiyacı olmak diye şöyle yazalım. Ayrıca burada geçen pülü cümleye daha daha fazla karşılığını veriyor. Bir sonraki cümleye bakalım. Ni le travailleur, ni les ingénieurs de cette usine ne travaille assez. Bu cümlede bakın ni başa gelmiş. Ni'den sonra bir tane isim var ve çoğul halde. Sonra tekrar ni. Yine çoğul bir isim. Buradaki tamlamayla birleşmiş. Sonra nö geliyor. Sonra çekilmiş fiil ve miktar belirten bir zarf. Bu fabrikanın ne işçileri ne mühendisleri yeterince çalışıyor. Yine cümle pek tabii yapısal olarak olumlu ve verdiği anlam olumsuz. Ni Mark ni ne veulent venir avec nous. Ne Mark ne karısı bizimle gelmeyi istiyor. Bakın cümle ni diye başladı. Sonrasında bir özel isim. Sonra yine ni. Yine bir tane isim var. Burada bir mülkiyet sıfatı var. Sonra ne. Sonra çekilmiş bir fiil ve cümlenin kalan kısmı. Gördüğünüz gibi cümlenin Türkçesi yine olumlu bitti cümle yapısal olarak olumlu verdiği anlam olumsuz. Şimdi bu cümleleri de tekrar bir okuyalım. Tu ne ni dormir plus ni regarder la télé. Ne daha fazla uyumaya ihtiyacın var ne de televizyon seyretmeye. Ni les travailleurs ni les ingénieurs de cette usine ne travaillent assez. Bu fabrikanın ne işçileri ne mühendisleri yeterince çalışıyor. Niemark, ni sefam, femme ne venir avec nous. Ne Mark ne karısı bizimle gelmeyi istiyor. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Ce n'est ni la place ni le temps de discuter ce problème. Bu sorunu tartışmanın ne yeri, ne zamanı? Gördüğünüz gibi burada ne var. Burada çekilmiş bir fiil. Ni var. Sonra bir tane isim. Yine ni. Sonra yine bir isim ni vous ni mes étudiants anciens ne peuvent expliquer pourquoi nous ne pouvons pas résoudre les anciennes questions de l'examen de langue étrangère. Yabancı dil sınavının eski sorularını neden çözemediğimizi ne siz açıklayabilirsiniz ne de benim eski öğrencilerim açıklayabilir. Önce ni geliyor. Bakın daha sonra nö ve çekilmiş fiille cümle devam ediyor. Hadi bunları da tekrar bir okuyalım. Söne ni la place ni le temps de discuter ce problème. Bu sorunu tartışmanın ne yeri ne zamanı. Ne yeri ne de zamanı diye de tercüme edebilirdik. Ni vous ni mes étudiants anciens ne peuvent expliquer. Pourquoi nous ne pouvons pas résoudre les anciennes questions de l'examen de langue étrangère? Yabancı dil sınavının eski sorularını neden çözemediğimizi ne siz açıklayabilirsiniz ne de benim eski öğrencilerim açıklayabilir. Bu cümleyi neden yazdım? Sizlerden yorumlar geliyor. Hocam eski YDS sorularını çözümleyerek anlatsanız olmaz mı diye. Eski sınav sorularının kullanılmasına izin verilmiyor. Dolayısıyla kendi sorularımı yazmam gerekiyor. İlerleyen zamanlarda YDS Fransızca'ya yönelik soru çözümlemesi videoları da çalışacağız. Yine örnek cümlelerle devam edelim. Dolf ne voulut ni danser ni chanter. Dolf ne dans etmeyi istedi ne şarkı söylemeyi. Dolf bir özel isim ve cümlenin öznesi. Hemen yanında nö var. Sonra çekilmiş fiil var. Şöyle birleştirebiliriz. Sonra ni sonra mastar halinde bir fiil ni mastar halinde başka bir fiil. Bir başka örnek cümle. Mark et Sophie veulent faire le tour du monde mais ils n'ont ni le temps ni l'argent. Mark ve Sophie dünya turu yapmak istiyor ama ne zamanları var ne paraları. Cümleyi şuradan ayırırsak buraya kadar olumlu bir cümle. Sonrasında il plüriyel yani çoğul şahıs zamiri var onlar. Sonrasında nö. Sonra çekilmiş fiil ni. Bir tane isim. Tekrar ni ve başka bir isim geliyor. Ayrıca bakın var diye bitiyor cümlenin Türkçesi. Yani olumlu bitiyor. Verdiği anlam olumsuz. Antoine, Nanimer, Niper, Me, Nusom, Sefami, Antoine'ın ne anası ne babası var ama onun ailesi biziz. Antoine bir özel isim. Sonrasında nö çekilmiş fiil ni bir tane isim başka bir ni yine bir tane isim geliyor. Cümlenin Türkçesi gördüğünüz gibi olumlu olumlu bitiyor. Ama verdiği anlam olumsuz. Şimdi hepsini tekrar bir okuyalım. Dolf ne voulu ni danser ni chanter. Dolf ne dans etmeyi istedi, ne şarkı söylemeyi. Mark et ve Sophie veulent faire le tour du monde, mais ils n'ont ni le temps ni l'argent. Mark ve Sophie dünya turu yapmak istiyor ama ne zamanları var ne de paraları var. Antoine n'a ni mère ni père, mais nous sommes sa famille. ne annesi ne babası var ama onun ailesi biziz. Konu buraya kadar gayet iyi anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Bir iki tane daha örnek cümle yapalım. Matant nem voyage, ni en bus, ni en avyon, elem voyager en tren. Halam ne otobüsle yolculuk yapmayı sever, ne uçakla. O, trenle seyahat etmeyi seviyor. Matant cümlenin öznesi. Hemen yanında nö. Çekilmiş bir fiil var. Voyage, çekilmiş fiile bağlı. Sonra ni geliyor. Burada bir tane isim var. Yine ni. Sonra başka bir isim. Cümlenin Türkçesi yapısal olarak olumlu, anlam olarak olumsuz. Ve son örnek cümlemiz. Notre professeur de français nem ni les gens paresseux, ni les gens qui dorment beaucoup. Il dit toujours que le travail est la clé de la réussite. Fransızca öğretmenimiz ne tembel insanları ne çok uyuyan insanları sever. O her zaman çalışmanın başarının anahtarı olduğunu söyler. Söylüyor. Cümlenin öznesi "notre professeur de France". Bizim Fransızca öğretmenimiz. Hemen yanında ne var? Çekilmiş bir fiil "ni". Les gens paresseux tembel insanlar isim. Yine ni. Sonra tekrar bir isim geliyor burada. Ayrıca şunu da ekleyelim. Bakın burada bir key pronom relatifi var. Şuraya çıkartalım. Le pronom relatif. Key pronom relatifinin Türkçe'ye en an karşılığını verdiğini mutlaka aklınızda tutun. Fransızca YDS'de pronom relatiflerle ilgili soru mutlaka çıkıyor. Ki'yi gördüğünüz zaman Türkçe'ye en an karşılığı vermesi gerektiğini bilmemiz lazım. Cümlenin Türkçesinde nerede var? Bakın burada var. En an karşılığı. Zaten ne diyor? Lejan insanlar ki dormboku çok uyuyan, çok uyuyan insanlar özellikle tercüme sorularını bu şekilde çok kolayca atlayabilirsiniz. Şimdi buradaki örnekleri de tekrar bir okuyalım. Matant nem voyage ni en bus ni en avion. Elle aime voyage en train. Halam ne otobüsle yolculuk yapmayı sever ne uçakla. O trenle seyahat etmeyi seviyor. Notre professeur de français nem ni les gens paresseux ni les gens qui dorment beaucoup. Il dit toujours que le travail est la clé de la réussite. Fransızca öğretmenimiz ne tembel insanları ne çok uyuyan insanları sever. O her zaman çalışmanın başarının anahtarı olduğunu söyler. Ve la fin de la vidéo la négation ne ni ni yani Fransızca olumsuzluk yapısı konusunu detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen seçeneğini işaretlemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Bildirimlerinizi açarsanız farklı konularda gelecek, farklı videolardan haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.